Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam 3 tarif birden sizlere vereceğim. Çok şık bir tabak hazırlamak istiyorsanız misafirleriniz ya da kendinize bu 3 tarifi muhakkak deneyin. Patates püresi, soslu et büftek, hemen ardından mantar kavurması yani mantar hazırlayacağız. Hemen etimi yaparak başlıyorum. Ben bunu 6 kişilik misafirim için hazırladım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını derince kabın içerisine alıp bir diş büyüklerinden ya da iki diş küçüklerinden sarımsağı içerisine rendeliyorum. 1 kilo büftek kullandım arkadaşlar. Kasabınızda alabilirsiniz incecik hazırlatarak. Hazırladığım sosu içerisine etlerimi bırakıyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu işlemi muhakkak yapın arkadaşlar. Güzelce soslayın ki etiniz daha güzel pişsin ve yumuşak kalsın. En az dolapta 1 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Arzu ederseniz bonfile de kullanabilirsiniz. İstediğiniz etle yapabilirsiniz. Üzerini streç filmle kapatıp dolaba kaldırıyorum. Orada dinlensin. Ben böyle döküm ızgara tava kullanacağım. Arzu ettiğiniz normal tavada da kullanabilirsiniz ama döküm tavada böyle ızgara şeklinin çıkması için üzerinde ben ızgara tavada ve yüksek ayarda 10 dakika öncesinde muhakkak ısıtın böyle döküm tava kullanacaksanız. Yoksa yapışır çünkü etlerim çok yağlı değil. Tavanın içerisine alıyorum. Yüksek ayarda hızlıca sadece toplasanız birkaç dakika, 2 dakika tutup hemen çeviriyorum hızlıca. Çok öyle kızartmıyoruz arkadaşlar. Suyun içinde bırakıyoruz, çok sulandırmıyoruz. Hemen hızlı kızartıp servis tabağına alıyorum. Pişmiş olmayacak yani. Sadece içinde suyu kalsın daha güzel bir şekilde pişmesi için. Düdük düdük pişireceğimiz için etler çok güzel pişiyor. Normal tencerede pişirirseniz uzun sürebilir. 1,5 saat, 2 saat de bulabilir ama düdük düdük pişirirseniz bir 15 dakikada çok güzel pamuk gibi pişiyor. Tüm etleri aynı şekilde hazırlıyorum. Kendimi saldıktan sonra zaten bakın ilk önce bir yapışır gibi oldu. Kendimi salınca hemen tersine çeviriyorum. Daha fazla kızartmak istiyorsanız da kızartabilirsiniz tabii ki. Hemen bakıyorum sulanıyor gibi oluyor. Hemen alıyorum arkadaşlar. Suyun salmasını istemiyorum çünkü. Hepsini kızartıp kenara alıyorum. Düdüklü tencereyi kullanacağım için onun öncesinde içerisine patates haşlamıştım. Gördüğünüz gibi şöyle 5 tane kadar orta boydan büyük patates haşladım. Onu kenara alıp soyacağım. Bir taraftan da tenceremi tekrar getiriyorum. Bir tane büyüklerinden kuru soğan iri iri doğradım. İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağını ilave edip 2 diş de sarımsağı küçük küçük doğradım. Güzelce kavuruyorum öncesinde. Çok değil, zeytinyağım çok kavurmaya gelmez arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme dolu dolu domates salçası varsa birazcık da biber salçası katmanızı tavsiye ederim. Güzel bir lezzet katıyor. Hemen ardından benim salça kabımı birazcık içerisinde salça vardı. Onun içerisine toplamda 3 su bardağı kadar su koydum. 2,5 diyeyim daha doğrusu. 2,5 yani yarım litre kadar suyu, kaynar suyu koydum. Onu da ilave ediyorum. Biraz karabiber, pul biber, tuzunu ve hemen ardından kekik ilave ettim. Karıştırıyorum. Şimdi etleri bunun içerisine bırakacağım. Tüm etleri içerisine bırakıyorum. Bu sosun içerisinde çok güzel bir şekilde pişecek. Sarımsağı, zeytinyağı, soğanın lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Muhakkak deneyin bu yemeğimi. Dediğim gibi biftekle de çok güzel oluyor. Bonfile ile daha güzel olur muhakkak. Ama bonfile daha çabuk piştiği için süresi kısalacaktır. Kapağını kapatıyorum. Altını yükseğe açıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısa alacağım. 15 dakika boyunca düdüklümde pişiriyorum. Onu arkaya aldım. Orada pişerken ben hemen ardından mantarı hazırlayacağım. Bir tane mantarı minik minik. Bir tane soğanı minik minik doğradım arkadaşlar. Onu içerisine alıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da
Tereyağı ile birlikte soğanı güzelce kavuracağım. Ama şöyle çay kaşığın ucuyla da toz şeker katıyorum ki böyle bir karamelize tadı olması için arkadaşlar. Sevmiyorsanız katmayabilirsiniz ama güzel bir tat veriyor. Böyle pembeleşene kadar kavurdum. İçerisine mantarlarım küçük olduğu için ben bütün bütün koydum. Büyükse ortadan ikiye bir kesebilirsiniz. Mantarlarımı öncesinde tuzlu suda biraz tuz katıp çok değil. Suyun içerisinde biraz ovalayarak yıkadım ve süzgeç aldım. Tuzunu da ilave ediyorum. Mantarlarım yüksek ayarda. Altını kısmıyoruz arkadaşlar. Çok aşırı sulanmaması için. Muhakkak sulanıyor tabii ki ama böyle kızarmış bir görüntü yakalamak için ocağın altı hep yüksekte olsun. Ortalama bir 15 dakikada pişiyor. Hemen ardından böyle pişmeye yakın iki diş sarımsak rendeliyorum. Bol bol sarımsak da bir menü arkadaşlar. Ama çok güzel yakışan yemekler. Şimdi kapağını artık kapatmayın. Bakın suyunu çekti tamamen. Böyle bir kızarmış görüntüyü yakalamak için muhakkak yüksek ayarda pişirin. Mantarlarım artık hazır. Görüntüsü çok güzel değil mi arkadaşlar? Harika. Mantar artık hazır. Onu da kenara alıyorum. Artık soğusun. Hemen ardından patates püresine geçiyorum arkadaşlar. Başka bir tencerenin içerisine aldım. Ocağın altında yaktım. Kısığı aldım şu anda. Patatesleri tamamen püre haline getirene kadar patates eziciyle güzelce eziyorum. Böyle bir ezeceğiniz yoksa çatalla ezebilirsiniz. Tuzunu ilave ediyorum. Biraz karabiber ve bir su bardağı süt. Ben çok katı sevmediğim için sütünü fazla katıyorum. Bir çorba kaşığı kadar da tereyağını ilave edip karıştırıyorum. Şu an görüntüsü hoş olmayabilir ama daha sonrasında göreceksiniz. Çok güzel oluyor patates püremi arkadaşlar. Ben böyle sütünü biraz bol koyuyorum. Çok cıvık oluyor ama pişiriyorum birazcık katılaşıyor. Gayet güzel oluyor. Ocağın altı hep yanıyor. Kapatana yani ocaktan alana kadar hep altı yanık olsun. Hızlı hızlı karıştırıyorum. Bu esnada nedense küçük bir kaşık kullanmışım. Kusuruma bakmayın, hiç farkında değilim. Tamamen ezildi. Şöyle 1-2 dakika pişirip kaşarını ilave edip artık ocağın altını kapatıyorum ve hızlıca karıştırıyorum. O bekledikçe de katılaşıyor arkadaşlar. Artık patates pürem de hazır gördüğünüz gibi. Tüm yemeklerimi hazırladım. Yemeğimin altını kapattım. Biraz dinlendirdim. Hemen servis tabağını alıp videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bu güzel lezzetli menüyü muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine böyle salçalı sostan da dökerek servis etmenizi tavsiye ederim. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Hoşça kalın.